Bazen bir kıssa seni anlatır. Bazen hüzünlendirir, bazen umutlandırır. Hayatınıza yön verebilecek sohbetler Hüseyin Oruç'un sunumuyla Kıssadan Hisseler programında. Hüseyin Oruç'la Kıssadan Hisseler. Bostan ve Gülistan kitabının yazarı Sa'd-ı Şirazi'nin "Cennet sevmeyi bilenlerindir" sözünü ilk duyduğumda ne çok şey anlatıyor diye düşünmüştüm. Cennet sevmeyi bilenlerindir. Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek, dinini sevmek, anneni sevmek, çocuğunu, eşini sevmek, hepsi sevmeyi biliyorsan değerlidir, anlamlıdır. Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak, fakat Yaradanımızın sevmediği işleri sürekli yapıyorsak, bu sevgi gerçek olabilir mi? Böyle bir sevginin bir anlamı olabilir mi? Seven çok ama sevmeyi bilen çok az. Hele bu devirde sevgi enflasyonu yaşıyoruz. Sevginin her yerde adı var ama ne yazık ki kendi yok. Her şeyin ilmi vardır. Sevmenin de ilmi vardır. Sevmeyi tamamlayan şey sevmeyi bilmektir. Sevgi ilminin de ilk maddesi sevgimizden bencilliği çıkarmaktır. Hep bana olsun. Hep bana iyi davranılsın. Hep beni sevsin. Hep benim istediğim olsun. Sevdiğimizi kendi canımız istediği gibi değil, sevdiğimizin hoşuna gittiği gibi sevmemiz lazım. Onu hoşuna gideceği şekilde sevmek için de onu tanımak gerekir. Nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını bilmek gerekir. Sevdiğini önemsemek gerekir. Eşimizi seviyorsak fakat onu düşünerek hareket etmiyorsak bu sevginin ne kadar değerli olduğunu siz söyleyin. Sevgi sevinç vermeli. Sevdiğimizin mutluluğu, sevinci bizim için önemli değilse, sevgiden de söz etmemiz anlamsız olur. Ben onu çok seviyorum, ister mutlu olsun ister olmasın, önemli olan benim mutluluğum diyen birinin sevgisine kim inanır? Çocuğumuzu çok seviyoruz deyip onunla ilgilenmiyorsak, birlikte zaman geçirmiyorsak, sevgimize onu inandırabilir miyiz? Kadın ve erkek arasında sevgi farkı maalesef farklı algılanmakta. Kadınlar ilgi gördüğünde sevildiğine inanıyor. Kadın için ne kadar ilgi, o kadar sevgi. Kocası onu gün içinde arasın, mesaj göndersin, hasta olduğunda bir bardak çay versin, keyifsizse derdini sorsun, onun anlattıklarını ilgiyle dinlesin. Bunlar hemen hemen her kadının hoşuna gidecek genel şeylerdir. Reklamlarda ve filmlerde çok kullanılan bir sahne vardır. Kadın ve erkek açık havada ya da balkonda ya da deniz kenarında. Kadın üşür, erkek kendi de üşüdüğü halde ceketini çıkarır ve kadına verir. O zaman anlarız ki adam kadını seviyor, değil mi? O sahneden bu anlaşılıyor. Sevmek, yeri geldiğinde kendinden vazgeçmek değil midir zaten? Önce ben, sonra sen ise karşımızdaki sevildiğine ne kadar inanabilir? Bir de hoşa gitmeyen şahsi kusurlar vardır. Mesela bir hanım, eşim benden bir şey isteyeceği zaman parmağıyla omuzuma vurur. Ben bundan nefret ediyorum ve yıllarca ona bunu yapmamasını söyledim ama hiç aldırış etmiyor. Hala yapıyor. Erkek burada kendine dikkat etmesi lazım. Gerçekten eşi hoşlanmıyorsa, sürekli aynı hatayı yapmak, o sevgiyi maalesef baltalamak demektir. Erkekler için sevgi fazla ilgide değildir. Hatta erkekler ilgi artınca bunalabilirler. Kadın da kocasına sevgisini kendi hoşlandığı gibi ilgiyle göstermeye çalışırsa, yanlış bir yöntem takip etmiş olur. Erkekler için sevgi kabul görmektir ekseriyetle. Olduğu gibi sevilmek ister erkekler.
Eşlerinin onları eleştirmesine de tahammülleri yoktur. Çünkü sevilmediklerini düşünürler. Ve ayrıca kendilerinin değiştirilmeye uğraşılmasından da hoşnut olmazlar. Kadınların da en büyük isteği kocasını değiştirmektir. Bir de şahsi tercihler ve istekler vardır. Erkek çok önemsediği konunun karısı tarafından da önemsenmesini istiyor. Kimi kapıda karşılanıp uğurlanmayı ister, kimi vaktinde yemeği hazır olmasını ister, kimi ailesine çok değer verilmesini ister, kimi yatağında eşini daha fazla görmek ister. Herkesin, her insanın sevgi davranışı, sevgi ifadesi farklıdır. Karısı en çok önemsediği konuyu ciddiye almıyorsa, onu seviyorum dediğine de inanmaz erkek. Bir tanıdığım karı koca, evde kavgalar artınca yazılı bir anlaşma yapmışlar. İkisi de hoşlanıp hoşlanmadıkları şeyleri, birbirlerinden nasıl davranışlar beklediklerini yazmışlardı. Kadının ilk maddesi, benimle konuşurken bağırma. Erkeğin ilk maddesi ise, köyümüze asla kötü deme. Yani ailesinin yaşadığı, hatta arada bir gittikleri köy için. Yazmak, birçok gözden kaçan şeyi hatırlatmak bakımından çok faydalıdır. Karşıdaki sözle söylendiğinde ne kadar sinirli olduğunu anlamayabilir. Ama yazılı olduğunda ciddiyeti daha iyi kavrar. Baktınız ki eşinizle alakalı gerçekten bir sorun, gerçekten bir sıkıntı varsa, iki tane A4 kağıdını, bir tanesi sana, bir tanesi ona, bir kalem sana, bir kalem ona. İkiniz de ne yazdığınıza bakmadan şöyle birbirinizden beklediklerinizi A4 kağıdına bir yazın bakalım. Utanmayın, çekinmeyin. Gerçekten diliniz ile telaffuz edemediğiniz şeyleri parantez içinde yazın oraya. Sonra kağıtları değiştirin. Sen onunkini, o da seninkini okusun. En büyük çözümlerden bir tanesi budur. Dedim ya, yazmak birçok gözden kaçan şeyi hatırlatmak bakımından faydalıdır. Bu yüzden karşıdaki düşünemiyor olabilir. Sevmeyi öğrenmesi için yardımcı da olmak gerekir, öyle değil mi? Fakat ondan önce sevgiyi karşılık beklemeden vermek gerekir. Yani ben ona bunu yaptım, karşılığında da bunu bekliyorum değil. Bir aileyseniz nasıl evladını sevdiğinde karşılık beklemiyorsun, değil mi? Aynı şekil eşinizi de severken karşılık beklemeyin. E tabii ki eş olacak insan da karşındaki güzel muhabbeti gördüğünde o da karşılığını güzel vermesi gerekir. Sevdiğinin hoşuna gittiği gibi davranan kişinin sevgisi inandırıcı olur sevgili kardeşim. Ben sevdiğimi kendi keyfime göre severim. Ben istediğim gibi severim. Ben onu yapamam. Öyle şeyler diyemem, götüremem. Böyle olursa işte o evlilikte zaten yürümüyor. Güzel sözlerle, sözlerimizi destekleyen güzel davranışlarla sevgimizi gösterelim. Sevgimiz sevdiğimize sevinç vermeli. Dünyada da ahirette de cennet sevmeyi bilenlerindir sevgili kardeşlerim. Şunu unutmayın, çöpün içinde gül yetişmez. Kin, gurur, bunlar da mal gibi miras kalır sevgili kardeşim. Hazreti Ali radıyallahu anh, o söylemiştir bu sözü. Diyor ki, kin mal gibi miras kalır. Bir arkadaşım bu sözü duyduğu zaman demişti ki, ilk duyduğumda aklıma annem geldi dedi. Biz üç kardeş, annemde hep güzel huylar gördük. Annem kimseye kin beslemez, kimseyle de dargın olmazdı. İnsanların kusurlarına takılmamayı da annemden öğrendik. Miras deyince aklımıza hep mal mülk geliyor değil mi? Oysa çocuklarımıza bir de manevi miras bırakıyoruz aslında. Davranışlarımızla, ahlakımızla onlara örnek oluyoruz. Pek çok huylarını bizden alıyorlar çocuklar. O yüzden bir ifade vardır ki siz çocuklarınızı sözlerle eğitmeyin, yaşantınızla eğitin. Çünkü çocuk ne gördüyse onu alır. Huylarımıza dikkat edelim. Kötüsü varsa atıp elden çıkaralım. Hele huylarımızın içinde kin varsa acilen yok edip hemen onu hayatımızdan çıkaralım.
İletişim kelimesi günümüzde çok moda aslında. İletişim çağında yaşıyoruz ama iletişim kuramıyoruz. Başkalarıyla iyi bir iletişim kurmanın temel noktası önce kendinle iletişiminin iyi olmasıdır. Kendiyle sorunun varsa başkasıyla iletişim kuramazsın. Siz önce kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Üzerinize bir ağırlık var mı? Geçmişe takılanlardan mısınız? Gelecek kaygısı çekenlerden misiniz? Yoksa günün kıymetini bilenlerden misiniz? Hangisisiniz? İşte adam diyor ki, efendim, karımın yaptıklarını hatırladıkça beynimde düdükler ötüyor diyor. Düğünümde kayınvaliden bana güzel bir takı takmadı. İşte eşyaları alırken kalitesini almadı. Kocam bana 3 yıl önce şöyle yaptı. 2 yıl önce şöyle dedi. Geçen hafta bana kızdı. Haksızlık etti. Amcamla görüşmek istemiyorum. Mirasta bize haksızlık ettiler. O arkadaşımı hatırladıkça işte sinirim tepeme çıkıyor vesaire vesaire. Bunlar bitmez. Eğer bunların çetelesini tutarsak koca bir kitap olur ve bu kitapta okuyana fayda vermez. Aksine herkes de zarar görür. En iyisi bunları toplayalım, bir çöp poşetine atalım. Çünkü bunların hepsi çöp. Zihnimizde ne kadar çerimiz çöpümüz varsa onlardan kurtulmamız lazım. Biriktirdiğimiz kırgınlıklar, kızgınlıklar hayat enerjimizi tüketiyor, bizi ağırlaştırıyor. Bunların hiçbirini biriktirmemek lazım aslında. İçimizde otomatik bir temizleme sistemi kuracağız kendimizce. Daha gelir gelmez, baktın birine hemen uyuz olmaya başladın, daha gelir gelmez hemen onu kafandan yok edeceksin. Düşünmeyeceksin onu. Birikmesine izin vermeden temizleyeceksin. Yoksa bu çöpler kokuşuyor ve bizi sürekli rahatsız ediyor. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Bugünkü sohbete hazırlanmadan bir araştırma yaptım. Bununla alakalı. Yapılan kanser araştırmalarında affedemeyen insanların kansere daha çok yakalandığı ortaya çıkmış. Bir insanda kibir varsa, bir insanda affedememe duygusu hakimse, o insanlarda kanser olayı daha fazla görülmüş sevgili kardeşlerim. Nasıl ki vücudumuzun hastalıklara karşı bizi koruyan bağışıklık sistemi var, değil mi? Ruhumuzun da bir bağışıklık sistemi var. Üzüntüler, kızgınlıklar ruhumuzun bağışıklık sistemini çökertiyor. Beden ve ruh ayrılamadığı için ruhun bağışıklık sistemi çöktüğünde de bedenin bağışıklık sistemi de çöküyor ve hastalıklara çok çabuk yakalanıyoruz. Mesela örnek veriyorum, çok kafaya taktığın şey direkt nerene vurur? Hemen senin midene vurur, değil mi? İşte öyle. Yine yapılan bir araştırmada hastaları iki gruba almışlar. Bir gruba affetmenin önemi üzerinde 1,5 ay eğitim vermişler. Ve onlar affedebilmeyi öğrenmişler. Diğer gruba da bu hususta herhangi bir eğitim verilmemiş. Bütün şartlarda eşit olduğu halde affedebilme eğitimi alanlarda hızlı bir iyileşme görülmüş. Birbirine dargın olanların, akrabalarıyla görüşmeyenlerin dualarının da kabul olmayacağını bilmek lazım sevgili kardeşlerim. Bir insan 3 günden fazla bir Müslümana küs ise o insanın ettiği dua kabul olmaz. Zaten 3 günden fazla küs kalmak da dinen haramdır. Helal değildir sevgili kardeşlerim. Peki bu adamdan bana zarar geliyor ya da bu arkadaşımdan bana zarar geliyor. Ben şimdi onunla devamlı konuşup muhabbet halinde olursam hem gaflete düşüyorum, namazlarımı kılamıyorum, ibadetten soğuyorum. Yani ister istemez onlar hata ile meşgul oldukları için ben de onlara takıldığımda bir nebze olsun şuursuzluk buluyor beni. Şimdi ben bunlarla takılmaya devam mı edeyim? Hayır tabii ki. Kötü arkadaştan uzak durmak lazım ama bağlantıyı kesmemek lazım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Küs kalmayacaksın. Bir yerde lazım olabilir. Müslümanlar bir topluluk halde güzeldir. Bir bütün halde güzeldir. Müslümanlar birbirine destekçidir. Evet, frekanslar bazen tutmayabilir bazı insanlarla. Ama ve lakin, hiç olmazsa ona karşı kin, öfke bunları biriktirme. Çünkü sen ona kin, öfke biriktirerek aslında kendini yormuş oluyorsun. Onun umurunda bile değil. O yüzden 3 günlük müddet var. Hiç dargın durmayın da denilebilirdi aslında. Şurayı da düşünmek lazım. İslam niye 3 gün kotası koyuyor? Bakın, bu
insan psikolojisine ters olurdu. Eğer deseydi ki İslam, hiç dargın durmayın, ne yaparsa yapsın, darılmaca yok, küsmek yok da diyebilirdi. Ama ne diyor? Küsebilirsin, darılabilirsin ama 3 gün. 3 günden fazla olmaz diyor. Bu 1 saat de olabilir, 1 günde, 2 günde, bazen de 3 gün, ama 4. güne taşımamamız gerekiyor. Kırgınlıklarımızı 3 günden sonraya taşımaya hakkımız yok. O da niye 3 gün? O süre zarfında ağlarsın, kızarsın, konunun üzerinde düşünürsün ve bir karara varırsın. Evet, bundan bana eş dost olmaz dersin, konuya varırsın ama onu gördüğünde de yine selamünaleyküm deyip devam edersin. Belki eskisi kadar olamazsın ama küs ve tamamen bağlantıyı da koparmamış olursun ki bunu yapman gerekiyor. Bazıları çok kibirlidir. Bakın, korkunç bir hadis söyleyeyim size. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Allah muhafaza. Çok sıkıntılı bir durumdur. Evet, affetmedik ama usulen konuşuyorsak, yaptığını hatırladığımızda ya da onu gördüğümüzde sinirleniyorsak, sadece kendimizi kandırıyoruz demektir. Yani hala içimizde bir kibir, hala içimizde bir öfke var demektir. Böyle hilelerle boş yere kendimizi kandırmayalım sevgili kardeşlerim. Bazı insanlar vardır mesela. Dersin ki, ya arkadaş, niye kin tutuyorsun ki yani? Gel orada sadece sohbet dinle ya da gel orada sadece muhabbet et, onunla muhatap bile olma dediğinde yok ya, ben gelmeyeyim diyor mesela adam. Ama sorsan ona kin mi besliyorsun? Yok canım, ne alakası var? Halbuki kendi kendini kandırıyor. Bu da seni yoruyor. Bizden istenen affetmektir. Affetmek kendimize yapabileceğimiz en büyük iyiliktir. En büyük iyiliktir affetmek. Ve affedeni de Allah çok seviyor, biliyor musun? Affedeni affeder Mevla. O yüzden kendimize böyle bir kötülüğü yapmaya hakkımız yok. Karşımızdaki bize bir kötülük yapmışsa, biz her seferinde onu hatırladıkça kızıyorsak, sinirleniyorsak, biz ondan daha kötüyüz. Çünkü biz o kötülüğü kendimize sürekli yapıyoruz. Beynimiz üzücü olayları her hatırladığımızda aynı üzüntüyü yeniden yaşıyor ve bundan zarar görüyor. Affedebilmenin en iyi yolu kızmak yerine acımak arkadaşlar. Nasıl kurtulacağız bu işten? Ona acıyacaksın. Baktın ki o bir kötülük mü yaptı? Yazık. Yazık etmiş kendine. Mesela dedikodu, gıybet haram değil mi? Filancası sizin arkanızdan konuştu. Dedikodunuzu yaparak halbuki günahınızı aldı. Ama siz sinirlendiniz. Vay efendim, benim arkamda nasıl böyle şeyler konuşur dediniz. Ama işin öbür boyutunu düşündüğünüzde Hasan-ı Basri gibi tatlı alıp gitmeniz lazım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Duydum ki günahlarımı almışsın. Karşılığında bu tatlıyı ikram etmek isterim. Ama karşındaki adam bir şaşırdı. Nasıl yani dedi. Duydum ki benim adımı arkamdan konuşarak, dedikodu gıybetimi yaparak benim günahımı almışsın. Benim de sana bir hediye vermem lazım. İşlere bu şekilde bakarsak, acıyırsak karşıdaki insana, işte o zaman kin ve öfke bizden yavaş yavaş yok olur sevgili kardeşlerim. Kızgınlık duyduğumuz insanlara acıyalım. Yapmışsa bir kötülük, her ne kadar bize yapmış gibi görünse de aslında kendine yapmıştır. Çünkü yaptığımız iyilikler de kendimiz için, kötülükler de kendimiz içindir. Bunu unutmayalım sevgili kardeşlerim. Biz kendi üzerimize düşeni yapalım. Affedici olalım ki gönlümüzde, zihnimizde sevgi için güzelliklere yer açılsın. Aynı şekil, karı koca muhabbetinden önce de gönül temizliliği şarttır. Öncesi anlattığım kıssayı önce ailenize uygulamadan önce, hani dediniz ya abi, o kıssa bana lazım, eşime dinlettireceğim. Bu tür kıssaları önce hayatımıza tatbik etmeden önce içimizde biriktirdiğimiz şu çerimizi, çöpümüzü önce bir temizleyelim. Ailesine karşı duyduğun öfkeyi, kendisinin sana yapmış olduğu hataları, ya kardeşim nasıl affedeyim? Eşimden ben bir dayak yedim ki affedilir mi? Evet, belki çok fazla kızdınız, belki çok fazla öfkelendiniz ama affetmemekten başka yapacak çaremiz var mı? Siz onu sürekli düşünerek ne yapmış oluyorsunuz? Kendinize zulüm ediyor, psikolojinizi bozuyor ve ummadık yerlerden hastalık olarak çıkarıyorsunuz. Ama ne yapmak lazım?
Dedim ya, aslında çok basit. Evliliği düzeltmek çok basit. Karşındaki insan sonuçta Allah'tan korkan Müslüman bir kadın ya da erkek. Öyle olduğu için evlendin. Çünkü Allah'ın emriyle, peygamber kavliyle istemeye gittin. Onlar da bunu kabul ettiğine göre iki Müslümansınız siz. O iki Müslümanın arasını yapacak olan ayet ve hadislerdir. Biz her zaman radyo veya televizyonlarda gördüğümüz, duyduğumuz şeyleri hayatımıza tatbik etmek istediğimiz için maalesef yanılıyoruz. Ekranda görüyorsunuz ne kadar romantik. Hanımefendi kocasını dürtüyor. Bak diyor odun herif, adam ne kadar da romantik. Halbuki oradaki adam, evvelce de söyledim ya, kaç tane insan boşamış, kaç kişiyle evlenmiş. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve eşlerinin arasındaki muhabbete bakalım. Onların arasında da kırgınlıklar oldu. Onların arasında da kıskanmalar oldu. Hele Hazreti Ayşe annemizin bir kıskanması var ki bizim Türk kadınları zannedersem huyunu Hazreti Ayşe annemizden almış. Çok kıskanırmış Efendimiz'i. Hatta Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir gün öyle bir noktaya geliyorlar ki Efendimiz diyor ki o zaman babanı çağıralım. Hazreti Ebubekir'i çağıralım, gelsin aramızda hakem olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi çözemediği için mi çağırdı Ebubekir'i? Hayır. Bakın gelecek mesaja iyi bakın. Hazreti Ebubekir'e Sıddık geldi ama Hazreti Ayşe annemiz öyle sinirli, öyle sinirli ki. Dedi ki, konuş ya Ayşe, anlat babana. Hazreti Ayşe o sinirle ağzından şunu kaçırdı. Hayır dedi. Önce sen anlat ama doğru anlat dedi. Kime dedi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ne dedi? Doğru anlat. Haşa, Efendimiz yanlış mı anlatacaktı? Tabii ki o niyetle söylemedi ama o sinirle Hazreti Ayşe annemizin ağzından böyle bir şey çıktı ve Ebubekir Sıddık Hazreti Ayşe annemizi bir rivayetle azarladı, bir rivayetle hafif canını yaktığı söylenir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Ya Ebu Bekir Sıddık, biz seni işi çözesin diye getirdik. Aksine zarar veresin diye çağırmadık.'' Teşekkür etti, Hazreti Ebu Bekir'i gönderdi. Yine kendi işini kendisi çözdü Efendimiz. Ve ne buyurmuştu? Ailesine en iyi davrananınız en iyi insanınızdır. Ben ise ailesine en iyi davrananınızım dedi. İşte durum bu sevgili kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki, evliliğindeki muhabbeti okursan Allah'ın izniyle mutlu mesut olursun. Çünkü o da villalarda, lüks yerlerde yaşayarak mutlu değildi. Yokluk içinde mutlu olabiliyordu. Nasıl oluyordu? Kadının üzerine düşen neydi? Erkeğin ne yapması gerekiyordu? İşte bunları haftanın 3 günü şöyle sohbet ortamı oluştursanız evinizde. Sohbet ortamı. Bir sohbet kitabı alın Ehl-i Sünnet hocaların. O sohbet kitabını okuyun. 2 sayfa, 3 sayfa çok da okumayın. 2-3 sayfa okuyun. Ondan sonra zamanla göreceksiniz ki çok güzel şeyler elde etmişsiniz. Hiçbir şey okuyamıyor musun? Okumaktan zevk almıyor musun? Şu anlatmış olduğumuz 8-10 dakikalık kıssalar var YouTube kanalımızda. Her gün aç yemekten sonra hatun bakalım bugün bizim hanemize ne düşmüş? Bakalım bugün ne kıssa yüklenmiş? Açın bir 10 dakika aile efradıyla beraber oturun. Her sohbette, her kıssada ya bir hatanı düzeltirsin ya da bir güzellik katarsın hayatına. Bir sene olarak düşünürsen bir senede ya 365 tane hata çıkarırsın ya da 365 tane güzellik koyarsın yerine. Zaten ne kadar çok ilimden geri durduysak o kadar çok başımıza bela aldık sevgili kardeşlerim. Artık din ne der diye değil de İnsanlar nasıl görür diye yaşamaya başladık ne yazık ki.
Bazen bir kıssa seni anlatır. Bazen hüzünlendirir, bazen umutlandırır. Hayatınıza yön verebilecek sohbetler Hüseyin Oruç'un sunumuyla Kıssadan Hisseler programında. Hüseyin Oruç'la Kıssadan Hisseler.